Alloh taolo mana shu 3 ta narsadan 2 tasini hammaga ham bera olmagan. Alloh taolo rizqni har xil bo'lishini xohlagan. Kimda qo'lida davlat bor, sadaqa joriy qilish imkoniyati bor. Kimda qo'lida shu davlat yo'q. Mana endi qarang. Qo'lida davlati bo'lmasa, Alloh taolo ilm bermagan bo'lsa, bu ham ko'pchilikda yo'q, nima bor? Kishi haqiqiy saodatni qachon topadi? Bizga ana shu g'arbda tushunchalar kirib qolgan, dunyo matohi zo'r bo'lsa, hamma yo'g'i tekkiz bo'lsa, yo'q unaqa emas. Saodat bu bilan bo'lmaydi. Chunki o'sha narsaga yetgan odamlarda hayotini qarang, shu g'arblilarning o'zini. Hayoti xotirjam. Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalish uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Men yetkiza olmayapti bizni boqsinmi yo ishlasinmi qiynalib ketdi. Akam kechirar so'qat ketyapti. Iltimos yordam beringlar. Yeguligimiz ham yo'q. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durur salovatlar bo'lsin. Azizlar, bu qizimizni yaqinda biz video rolik qilib chiqargan edik. Hammanglar ko'rgansizlar. Bu qizimiz juda ham og'ir ahvolda. Shu akasini hamda onasini o'zi non sotib, avarada kareskalardan non tarqatib, shu onasini ham hamda akasini ham o'zi boqib, o'zi nima deydi, hamma narsani ulg'itib kelyapti inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin bu qizimizdan. O'tgangi safar ham yordam bergan edinglar. Alloh rozi bo'lsin aka-uka opa-singillardan. Juda ham xursand bo'lgan qizimiz, kiyimlar qilganmiz, mablag'ini topshirganmiz. Shu sahiy ehson sevar opa-singillar, aka-ukalardan Alloh rozi bo'lsin. Juda ham og'ir holat. Bunga gapirishga ham to'lib ketyapman. Alloh uchun kechirib qo'yasizlar. Qizim, hozir nima kamchilik bo'lyapti sizlardan? Bizda yegulik yo'q. Ko'mir yetkazib, sovuq uyimiz sovqotib ketyapmiz. Uxlolmayapmiz ham kechalari. Akam sovqotib ketyapti. Iltimos, yordam beringlar. Qiynalib ketdik. Aka, ayam yetkizolmayapti bizni boqsinmi yo ishlasinmi qiynalib ketdi. Onasiga ham o'zi aytib o'tdik, o'zi yordam beradi, bozorga olib chiqib non sotadi, boshqa ishlar ham qilar ekan, biz endi uni aytmaymiz. Faqat akasini qaragani shu, hozir dori darmoqqa puli yo'q, yegulikka puli yo'q, kiyim kechagiga ham puli yo'q. Mana hozir biz videoda davomida ozgina bo'lsa ham qo'yib ketamiz inshaalloh. Alloh uchun shu videoni tarqatinglar, Alloh uchun. O'tgan safar Sanjarbek birodarimiz bilan kelganmiz. Shu videoga ham bee'tibor bo'lmanglar, befarq bo'lmanglar. Alloh uchun tarqatinglar. Shu qizimizga, shu akasi bor, nogiron, shu akasiga ham befarq bo'lmanglar. Ma'lumot uchun telefon raqamlarini qo'yib ketamiz. Hammanglardan Alloh eshitilayotgan darslarni o'qib, anglab, hayotda tatbiq qilishlikka Alloh taolo hammamizga tavfiq bergan bo'lsin. Bu aytilayotgan mavzular musulmon kishining hayotida o'ta bir muhim bo'lgan mavzularni o'z ichiga oladi. Sinchiklab qarab chiqsiz, endi hamma deb aytmayman, deyarli hammamiz farzandlarimizni tarbiyasi bilan shug'ullanmayapmiz. Inson bo'lishlik kerak. Bizni ana shu qo'limizdagi telefonga yoki kompyuterga yoki televizorga berayotgan vaqtimizni 10dan 1ini ham farzandlarimizga ajratmayapmiz. Hisob kitob qilishga qaraganda inson bir 70 yil yashasa, hozirgi kunga hisob kitob qaraganda 11 yil umrini televizorga berar ekan. 70 yil kirgan odamni agar 11 yili televizorga berilayotgan bo'lsa, demak umrini 7dan 1i televizor tagida o'tib ketyapti.
Lekin mana shu 70 yillik umrini 10 dan yoki 20 dan biri farzandlarining tarbiyasiga berilganida holat nihoyatda bir chiroyli bo'lgan bo'ladi. Haqiqatan televizorda oldida nimani ko'rayotganligimizni aytmaylik-ku, televizorda oldida qancha vaqt o'tkazayotganligimizni qarasak, o'zi uyalamiz. Oshxonaga boramiz, 1.5 soat o'tiramiz, somovarga boramiz, 2 soat. Hamma narsaning cheki bor, chegarasi bor, ammo televizorda tayda o'tirishning cheki bo'lmay qoldi. O'tgan darsimizda yosh bolalarning tabiati, fe'li aynishligini sabablaridan mana shu televizorni ko'rib chiqqan edik. İnşallah devam etmemiz. Bismillahirrahmanirrahim. Farzand otanın davomchisi. Juda ham muhim nokta. Kişi tug'ilib, ulg'ayib, voyaga yetib, ilmi, aqli, tajribasi ziyodalashib boradi. Mana shu yo'sinda 40 yil, 50 yil umr ko'radida katta bir narsaga ega bo'ladi. Hayotiy tajribaga, ilmga, ma'rifatga. Va mana shu 50 ga kelgan odammi, adashmayman agar aytsam, hammasi qaniydi hayotim yangitdan boshlansa deydi. Nimaga unday deydi? Chunki mana shu 50 yilda to'plagan narsasini hayot yangitdan boshlansa, boshidan ishlatadi. Ammo bu narsaning iloji yo'q. Aytadiki, agar shu narsalarni avvaldan bilganimda hayotimni boshqadan boshlar edim, Robbim aytganidan bir qarash ham chiqmas edim. Saodatli bo'lardim. Falon xatolarga yo'l qo'ymagan bo'lardim deb aytadi. Birodarlar, agar biz hayotimizda 40 yilmi, 50 yilmi, 60 yilmi xatolarga yo'l qo'ygan bo'lsak, bular o'tdi ketdi. Tuzatishning iloji bormi? Yo'q, chunki o'tdi ular. Tarbiya ulamolari aytadi, yo'q, tuzatishning iloji bor deydi. Qanday iloji bor? Farzanding shu xatolarni yo'l qo'yishiga sen yo'l ochib berma. Sen qilgan xatolaringni farzanding takrorlamasin. Shunda shu xatolarni tuzatgan bo'lasan, shunda shu xatolarni sen qilmagan bo'lasan. 50 yil ichida, 40 yil ichida, 60 yil ichida to'plagan tajribangni, ilmingni, ma'rifatingni, saqofatingni yo'q bo'lib ketishiga yo'l qo'yma. Bolangdan qizg'anma shu narsani. Shunda sen shu xatolarni qilmagandek bo'lasan. Chunki bolang, birodar, seni davomching, seni davoming. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Iza matal insanu inqata'a amaluhu." Agar inson bolasi vafot etsa, odam vafot etsa, hamma amallari to'xtaydi. Hamma amallari uziladi. Illa min salat. Faqat 3ta amalidan unga savob borib turadi. Sadaqatun joriyatun, yurib turgan sadaqa va ilmun yuntafa'u bihi. Odamlar foydalanib turgan ilm va valadun solihun yad'u lahu. Uni haqqiga duo qilib turgan solih farzand. Qaranglar, 3ta narsa: sadaqa joriya, ilm, farzand. Alloh taolo mana shu 3ta narsadan ikkitasini hammaga ham beravermagan. Alloh taolo rizqni har xil bo'lishini xohlagan. Kimda qo'lida davlat bor, sadaqa joriya qilish imkoniyati bor. Kimda qo'lida shu davlat yo'q. Mana endi qarang. Qo'lida davlati bo'lmasa, Alloh taolo ilm bermagan bo'lsa, bu ham ko'pchilikda yo'q. Nima bor? Farzand bormi? Boy odam mol dunyosini sarf qiladi. Oxiratiga ishlaydi sadaqa joriya. Ilmli odam ilmini sarflaydi, sadaqa joriya qiladi o'ziga. Endi ilmi ham, puli ham bo'lmagan odam bolasini tarbiya qilsin, birodarlar. Chunki bola bor, uni tarbiyasi yo'q. Bola bor, uni siz orqangizdan duo qilib jo'natib turadigan qilib tarbiyalashlikka bo'lgan ehtimom yo'q. Kishi haqiqiy saodatni qachon topadi? Bizga ana shu g'arbda tushunchalar kirib qolgan, dunyo matohi zo'r bo'lsa, hamma yo'g'i tekkiz bo'lsa, yo'q unaqa emas. Saodat bu bilan bo'lmaydi. Chunki o'sha narsaga yetgan odamlarda hayotini qarang, shu g'arbliklarni o'zini. Hayot xotirjam emas, hayot saodatli emas. Musulmon ota haqiqiy saodatli qachon bo'ladi? Qachoniki o'zini bolasi Allohdan haqiqiy ma'noda qo'rqayotganligini ko'rganida, bolasini haqiqiy musulmon bo'lib ulg'ayotganini ko'rgan paytda quvonadi. Bu so'zlarda takror aytyapmiz. Takrorlashdan maqsadimiz nima? Tarbiya qanchalik muhim narsa ekanligini bir qator eslab qo'yaylik. Chunki bu shunday ishki, sizdan boshqa hech kim qilmaydi.
Agar farzandingiz Allohni tanigan, taqvodor mu'min bo'lib katta bo'lsa, buni orqasidan siz topadigan saodatni millionlagan pullar, katta-katta kursilar, mansablar bera olmaydi. Dunyoni hamma ziyobizinatini toping. Bu narsalar sizga farzandingizni taqvodor ekanligini ko'rib topgan huzuringizni bera olmaydi. Bundan tashqari, ana shu sog'ligingizni, vaqtingizni, umringizni boy berish hisobiga topgan molni dunyoyingiz dunyodan chiqib ketayotganda bilasizmi qanaqa alam bo'ladi sizga? Avvalgi darslarimizda aytdik. O'sha dunyoda zo'r qilib qilib qo'ygan, uylarni sotib qo'ygan ana shu boy o'lishi aniq bo'lib qolib, banisada yotganida oshnasiga birodar, ichimi nima yemiryapti, aytaymi deydi. Shuncha narsa qolib ketadimi birovga? Ya'ni men o'lsam xotinim erga tegadi. Meni qilgan mehnatimiz samarasini kim ko'radi? Begona erkak ko'radimi? Demak, bolalarni tarbiyasini tashlab qo'yib, faqat dunyo bilan shug'ullangan odam shu dunyosidan yoki mansabidan ajrayotgan paytda alam qiladi. Ammo agar farzandini shariatimiz ko'rsatgandek tarbiyalagan bo'lsa-chi? Dunyodan ketyapti, 3ta yoki 4ta farzand yoki 5ta farzandi namozda ekanligini ko'rsa, har kuni namozining orqasida Robbig'firli va livolidayya deyishini bilib o'lsa, bilasizmi qanaqa bir huzur bu? Bu ota, bu ona bekorga yashamayapti dunyoda. Demek bu sözlerde açışımıza maksat buradalar, farzantlarda terbiyesini muhuma taşlar koyup olmayın. Bu, şimdi bir muhum masala ki, bir bola yakış terbiye kılındı, minilegen başkaları yokuşak, yakış insan bolu yetişti. Mesela, sizi bolayız, geleceği de, kendi insan boluşuna, bilasın mı? Bilmiyorsunuz. İhtimal terbiye kısız, zor oğlum bolu yetişer. Zor qori bo'lib yetishar. Zor bir dunyo fanlarida bir yangi bir kashfiyotlarni kashf qiladigan olim bo'lib yetishar. Yoki davosi yo'q bo'lgan shu kungacha kasallarni davosini topadigan zo'r tabib bo'lib yetishar. Agar tarbiyasi bilan shug'ullansangiz. Agar tashlab qo'ysangiz, shundaygacha qolib ketishi mumkin. Shuning uchun birodarlar, ota-ona o'zini oldida qanchalik katta savob eshiklari, ko'p savob eshiklari borligini esdan chiqarmaslik kerak. Siz özünüz yetmeyen çokluğa farzandınızı yetkizişliğiniz mümkün bana. Doğru da, şu ballarda da yürüpsüler buradalar. Soğudu, soğudu demeyi, ısırdı, ısırdı demeyi, safarda, musafirçiliği, begane yurtlarda yürülüp de mehnet meşakka çekip. Nemedir? Nemedir yürüp düşürler hamasa? Balam da yürüp de mi? Balayız için ömrünüzü tihvardınız mı? Kelin yerinde terbiyesi bulanım, şugulanıp koyun, balayız siz için işlesin, siz ötüp yetkenizden ki. فَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ Alloh taolo Qur'onda Ibrohim alayhissalom haqida shunday deydi. Endi qachonki u Ibrohim alayhissalomning o'g'li Ismoil qachonki u bola Ibrohim bilan birga yuradigan bo'lgach farzandingiz yoningizga kirdi, yetalab yoningizda yuradigan bo'lib qoldi. Ancha-muncha korizga kirib yarab qoldi. İş bürüsünüz bacarıp koyardı. Hal pul top gelişini etme yapmam. Koyu karab koy dediniz, agarotu şap koy dediniz, kesiz kıp koygen. Bilası mı kanak kursan? Bu atalar bila deyindi bunu. Başından yuvup koy dediniz, kesiz yuvulgen. Özüz yuvar ediniz. Bunu körüp atacuda bir kattı kuvanadı. Kattı kursan burada. Bu Allah'ını bergen nimeti. Bu ayetteki endi kaçanı ki, u bala İbrahim bilen birge yüredigen bolgeç. Mana shu so'zga e'tibor berishimiz kerak. Kishi xursand bo'ladi. Farzandi balog'at yetganini ko'rib. Kishi quvonadi bolasini bo'yibastini ko'rib. Kishi quvonadi bolasini o'qiyotgan Qur'onini ko'rib. Kishi quvonadi otasini xizmatini qilayotganligini ko'rib. Nima uchun bu ota xursand bo'lyapti? Nima uchun bola shunday bo'ldi? Bu ota tarbiya qildi. Bola tarbiya ko'rdi. Endi yana shunday farzandlar ham bor. Buni aksi bo'lgan, buni teskarisi bo'lgan. Ota-onasidan faqat undiradigan, ota-onasini biror bir kor yaramaydigan, faqat ota-onasini mushkilaga tiqadigan. Nima uchun bunaqa bo'ldi? Uni ham, boyagi narigini ham otasi tarbiyaladi, onasi tarbiyaladi. Buni ota-onasi beparvo tashlab qo'ydi. Bolalarni yomon bo'lib ketganligini yoki farzandingizni itoatsiz bo'layotganligini birodar faqat o'zingizdan ko'ring. Faqat o'zingizdan ko'ring. Tashab qo'yuvdingiz, ko'chadan oldi.
Alloh taolo Qur'onda shunday marhamat qiladi. Va laqad karramna bani adama. Biz odam farzandlarini mukarram qildik. Odam bolasi mukarram mahluq. Shuning uchun Alloh taolo bandaga, mana shu odam bolalariga murabbiy bo'lish imkoniyatini berdi. Murabbiy kim? Tarbiya beradigan. Tarbiya beruvchi. Har bitta odam murabbiy bo'lishligi kerak. O'zini farzandlariga. Har kuni o'qiymiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Olamlarning robbisi, olamlarning parvardigoriga hamd sano bo'lsin. Insonga, musulmon odamga ilohiy ismlarning eng yaqini Rob. Ey Robbim deymiz u. Rob tarbiya qiluvchi. Tarbiya qiluvchi. Robbimiz siz bilan bizni tarbiya qiladi birodarlar. Jasadimizni tarbiya qiladi. Undan muhimrog'i nafsimizni tarbiya qiladi. Alloh taolo yengillik beradi, shukr keltirdi. Mashaqqat beradi, sabr qildi. Gohida beradi, gohida mahrum qiladi. Gohida Alloh taolo ahli haqlar bilan, solih kishilar bilan birga qiladi sizni, ulardan haq so'zni eshitasiz. Bir holatdan ikkinchi holatga ko'chiradi Robbimiz. Boy qiladi, kambag'al qiladi. Sog' qiladi, kasal qiladi. O'zini tanishlikka Alloh taolo siz bilan bizni tarbiya qiladi. Bizni tarbiya qiladi va bizga farzandlarimizni tarbiya qilishlikka buyuradi va tarbiyani qanday qilish kerakligini o'rgatadi. Inson birodarlar o'zi shu vujudi turishi mo'jiza. Ikkita bir xil odam bo'lmaydi dunyoda. Ikkita bir xil odam bo'lmaydi dunyoda. Insonni bir xilmasligi bo'yida, bo'yi birovga o'xshamaydi. Rangi o'xshamaydi. Yuzini tuzilishi, qoshi, ko'zi, kipriga ikkita odamni hech qachon barmoqdagi izlari bir xil bo'lmaydi. Insonni ko'zidagi chiziqlar ham o'xshamas ekan. Maxsus shu temir quluflar bor, shunda ko'zini olib kelib turib, shunday tutsa, ko'zini jijiqqa o'qiydi, nur endi ochiladi. Bu ham bir mo'jizalardanki, insonni barmog'i bir-biriga o'xshamagandek chizig'i. Insonni ko'zidagi chiziqlar ham o'xshamas ekan. Bu ham Alloh taolaning siz bilan bizga bergan in'omidan. Sizdagi odam yo'q. Sizdagi bor sifatlar faqat sizda bor, boshqa birovda yo'q. Bu ham Alloh taolaning bergan bizga in'omidan bo'ldi. Insonni Alloh taolo murabbiy bo'lishiga ilhom berishligi unga berilgan in'om. Qaytaraman. Siz farzandlaringizni tarbiya qilishlikka kirishdingiz. Farzandlarni tarbiya qilishlik kerak ekan deb turib, shunga qo'l urdingiz. Mana shu narsa Allohning sizga bergan in'omi, Allohning hadiyasi ekan. Qaray, tug'ilsa katta bo'lib qolar ekan-da. 8 o'qiyapsanmi? Qo'ring. Qaysi maktabda o'qiding bolangiz? Qaysi maktabda o'qiyotganini bilmaydigan otalar bor. Nechinchi sinfda o'qiyotganini bilmaydigan otalar bor. Bolasini qayta o'riydi, nimaga qiziqadi, nimasi bor, nimasi yo'q qiziqmaydigan otalar bor. Ertaga bu bolalar katta bo'lib balo bo'lsa botani boshiga. Ota faqat o'zini ma'lumot qilsin. Aytib o'tdik. Inson o'zini o'tmishidagi barcha kamchiliklarni, nuqsonlarni, xatolarni farzandining ustida tuzatsa, demak shu xatolarni o'zi qilmagandek bo'ladi. Chunki farzandi uning davomi, uning davomchisi. Farzand agar salohiyatli bo'ladigan bo'lsa, oilani nurga, saodatga, xursandchilikka to'ldiradi. Agar yo'ldan toygan bo'lsa, oila a'zolarini hammasini badbaxt qiladi. Qimor o'ynab, yo'q bo'ldi yutkizib, ota-onasini musibatga qo'ygan farzandlar yo'qmi? Haromligini eshitib turib, ota-onasiga bildirmasdan, uyini dokumentini olib, protsentga pul olib, qo'yib qo'yib zalo qilib, uyini sotib ko'chada qolgan oilalar chakanami? Farzand ota-onani saodatli bo'lishligining eng kuchli sabablaridan va farzand ota-onani baxtsiz bo'lishligining eng kuchli sabablaridan. Siz bilan bizga mashaqqat yo'q. Qana qilib tarbiyalasam ekan deb yo'l qidirmaymiz. Kitob sunnat turibdi va mana shunga asoslangan tarbiya yo'li turibdi. Biz faqat olib foydalanishimiz kerak xolos. Har doim aytamiz,
Oğlum şunun katta muammolarını muhakeme kılıçla yığıştırın. Global muammoları yaparsınız. Falan cahide manaka bol yaptı, pökün cahide kındaya kılıç gerek, agen mündeyi bulsa, yığıştırın. Bundan avval siz kılıçız gerek bugün bitti iş var. Bu şuna kadar iş ki, sizden başka iş kim kılamaydı bunu. Siz kılalıysınız şunu. Ve bana şu işini sizi kılıçken hiç kim menkıbıydı. Hemen imkaniyatınız var. Ne miydi bu? Ailenizi terbiye kılın. Farzandınızı terbiye kılın. Kolizden keladigen işiniz şu. Günah masiyatı, boranı, tofanı bastırıp geliyordu üstümüz gibi buradalar. Garptan hem, şarptan hem. Bunu aldı da kolizden ne keladı? Kolizden hiç ne sekemiydi. Lakin bitti barınarsanız aile ve onların terbiyesi. Bir saat baks kılamız, hiç kendi netice yok, hiç kendi arkasından fayda yok. Bola diyen işte kılıyelik, keliyeler. Bu sözlerimiz, buralarlar, yakında üylenmek için yapıyorlar. Ya ki yakında üylengen buralarlarımız öte muhum. Yakında farzantlı boladı. Bu bola terbiyesi kançalı muhumluğunu bilmiydi. Tuğup yedirip koyardı, katta o boladı. Vakt ötkenden ki balanı terbiyesiz katta koyanlığını meyvesini köredi. Oh dedi, lekin keç boladı. Şunun için, yakında üylengenler, ya ki endi üylenmek için boyanlar, ya ki farzandı kiçkineler, bu masalaya buradalar kattık, dikkat etibar kılışımız gereği boladı. Kitab-ı sünnetke esaslengen, tecrübelerge esaslengen, terbiye yolunu mahkem tutuşumuz gereği boladı. Kolumuzdaki en katta bağlayın mı? Farzandlarımız. Onların bir muhmal taşla koymayın. Çünkü buradalar, Allah'ın zikiri boladıyan, meclislerge ballarını yetilip keleyken, ataladı körgende kuvanamız. Çünkü balasını yaşlı giden, hak sözünü şişlikke örgeti yaptı. Yaşlı giden balası aknıma, karanıma acilet edi. Bu balanın terbiyesini hatta bir çır alayı getirdi. Şimdi özünü halıya teşekkür etsiz ki, kompüter hanalarda kop getirken bosa ki, mektepke kaçan gitti, kaçan geldi, işiz bulmayken bosa ki, kim bilen buna ülpat bolu yaptı, çöntekü de pulbayta payda olup kaldı, telefon payda olup kaldı, bir para teşekkür eden bosa ki, meyvesi açık bugün de fakat öz yüzüme alamadılayım. Yaş bala huddu bir lay yok şeydi. Ata anasının kolu da. Ata ana külal yok şeydi. Bala lay, ata ana külal. Haklayan şekil izi veresiz. Ya ki umuman şekil vermiyorsunuz. Taşap koyasız, tüşken barabara katıp kalanı. Temirçi temir bilen işleydi. Duradgar yağaç bilen işleydi. Zargar kımmatbaha madenler bilen işleydi. Yürüs advokatlar adamlarda muammolar bilen işleydi. Lekin otalar ve muallimler nima bilen işleydi? Farzandlar bilen. Her kandey memleketini boyligi sanalganda oltini, kümüşü, nefti, gazı, temiri gapiriladi. Lekin bilasizlar mı? Eng birinci o'rindagi boylik deb nima sanaladi? Aholisi, fuqarolari, neftdan ham oldin boyligi insonlar fuqarolar deyiladi, oltinidan ham burun. Nefti bo'lsin, oltini bo'lsin, odami bo'lmasin mamlakat, bu mamlakat boy deyilmaydi. Demek eng katta boylik davlat uchun ham, siz bilan biz uchun ham farzandlarimiz. Biz İslam'ı üyümüzde, amellerimizde buluşunu halıyemiz. Sahabalarda tasavvur kılıyorlar, buradalar. Eğer onlara hazır ki Müslümanlardaki fikir bu yana da kellesi de. Hazır ki Müslümanlardaki iş tükkanı da. Bizi yurtlarımızda İslam yetip gelir mi de? Yetip gelmezse de. Biz de kabulma yanıken onlar. Biz de kabulma yanıken. Müslüman adam hayatını adamlarga özüdeki barınasını beriş üstüge kuradı. Adamlardan alış üstüge kurmaydı. Taassuf, garip düşüncesi fakat alış. Pribil. En muhimini mi? Fayda alış. Adamlardan bir manfaatlanış, onlardan bir nesan ündürüş. Müslüman adamın hayatı, atrafı değilige yakşiliğini beriş, özüdeki barınasını beriş üstüge kuruladı. Siz, cemiyetke bir adıyan en yakşı nesan ne mi bilesin? Yani aylanıp gelip farzandı baytamız. Terbiyeli, yurtdüge, eylige, ümmetdüge fayda keltir oladıyan terbiyeli farzandını berişliyiz. Bundan kattan asanı beri almayımız biz.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar. Sahih Buhari'de keltirilgen hadis Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan. Seb'atun yudilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa zillu. Resulullah aytadılar. Yetti taifa kişiler var. Yetti kıl adam var. Allah Teala mana şu kişilerini, mana şu kişilerini hiç kandeyi sahaya bulmayan künde özünün sahayası bilen, ya ki arşinin sahayası bilen, sahayalandıradı. İmamun adil, adil boşluk, adil boşluk, adil padişah, adil rehber. İkincisi, ve şabun neşe fi ibadeti rabbihi. Rabbisinin ibadeti bilen ulgayan yigit. Şu yigitlik davrede günah masiyattan uzağa olup ibadette ulgayan yigit Allah'ın arşını sayesi turadigan ikinci adamda baytilini yaptı. Hareket kimiyemiz mi şu narsaga? İnsan ibadetten uzağa yürse bari bir karaganda ibadetke bir gün yıkılardı. Ülpetler ketedi, salamatçılık kötermeye kaladı bırakı geneselerdi. Halasem, halamasem karaganda insan ibadetke yıkılardı. Lekin yaşlı gidi kılengen ibadetçi. وَرَجُلُمْ قَلْبُهُ مُعَلَّقُمْ فِي الْمَسَاجِدِ Yine bir kişi, üçüncü adam, kalbi mescidlerge bağlanan kişi. Mescidini yakışık görüyordu, mescid yürüyor orada. Törtüncüsü, وَرَجُلَانِ تَحَبَّ فِي اللّٰهِ Allah için birleşken iki de adam. Allah için birbirine dostken, Allah için birleşken ve Allah için acreşen. Kengisi, وَرَجُلُمْ طَلَبَتْهُ اِمْرَاتٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّيَ خَافُ اللّٰهِ Mansablik, nasl nasablik, chiroyli bir ayol zinoga taklif qilgan paytda men Allohdan qo'rqaman deb o'zini tiygan erkak. Keyingisi Varajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiquhu yaminuhu. Sadaqa qilgan odamki maxfi qilgan. Chop qo'li qilgan sadaqasini o'ng qo'liga bildirmaydigan. Bu mubolag'a bu. Nafaqat akasiga, ukasiga, xotiniga. Hatto o'ng qo'li bergan sadaqasini chap qo'liga bildirmay maxfi qiladi. Varajulun zakarallohu xoliyan fafodat aynahu. Yolg'iz qolganda Allohni eslab ko'zidan yosh oqqan kishi. Mana birodarlar, 7 toifa Allohning arshini soyasida turadi. Jannati degani bu. Odil imom Ve bizi dersimizde tekişli yedikliklerse, yaşlıgıda, ibadet bilen, Rabbisinin ibadeti bilen ömrünü ötküzgen yiğit. Çünkü bana şu 17, 15, 16 yiğime geçirgen yiğitlerden mescidi kirip namaz okuyken, dinini mahkem tutkanı körgeninde insan kuvanasan. Bunlar hazırdan şu kadar pakize keti yaptı, karagende kanaka insanlar bularken bunlar. Bunlar münevver buladı yüzleri. Çünkü günah masiyetten yaşlıgıdan uzağa boyanır. Burada da örgüteli bağlarımızı düşünürse gel. Etteki kıyamet var. Yokamızdan aladı bağlarımız. Ota, manaka işler var iken, nimege etmegen sen deydi. Bu dünyayı da yok, indemi ötük yetersiz. Kıyamet gibi varken yok izden aladı. Şu yaş görgen, bariyazı ayağı git, tiken kirişini halamıyorsunuz. Soğuk şabadan rava görmüyorsunuz. Ama onu terbiye kımasından taşap koştuğu bilen, cehennem rava görüyorsunuz. Müslüman adam mı? Üyü cennetini bir böyle gibi oladı. Bu hanedanda masiyet bo'lmaydi, urush janjal bo'lmaydi, ittifoqchilik bo'ladi. Birini ikkinchisi hurmat qiladi, bir-biriga itoat qiladi, urush janjal bo'lmaydi. Bu hanedanda televizor iloh bo'lmaydi birodarlar. Ovqat yeyotganda ham televizorga qaralmaydi, kitob o'qiyotganda ham televizorga qaralmaydi, o'ynayotganda ham televizorga qaralmaydi, televizor o'chadi. Masalan, bir vazifa qatori berishimiz uchun kelinglar haftada bir ikki marta İki madde, iki gün. Aile dasturhanı üstüde yığılgende televizörde ölçülüşlüydü. Maşıkıp göreydik. İplay olar mikimiz. Mesela itteki bomdattan boşluyorsunuz. Kuptan geçe. Aile non işte kıladı, birge tuşlu kıladı. Keşke avukatıydı, ölçülüp koyuyduk. Halil de birbirimizi köremiz. Birbirimizi köremiz. Mehtepi ne mol yaptı oğlum? Kündeli yine yap geçiyor, bir köremiz. Yok. Biz İloh bo'lib qolgan televizor. Agar bir maqola o'qib qoldim ajoyib. Agar o'zga sayyoraliklar deydi, bizni kuzatsa deydi. Shu televizori ilohi bo'lsa kerak deb o'yladi deydi. Chunki turibli shunga qaraydi. Kiyiniyati ham shunga qarab turadi.
Yan başlarım hem karaydı, düm çüşüp hem karaydı, çalkam çüşüp hem karaydı, okat ekende hem karaydı. Hul, ilah mı kinde öyle şey dedi. Hak yap. Hık, sveti o çıkıp aldı. Haa, dedi hemme. Sıkıradı, ne kısa ki, divizyon kimde var, ikinci tane başlanıp kalıyordu dedi. Öyle palançı dedi, sveti ölçtüm, boradı. 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 Bunaqa xonadonda birodarlar Qur'on tilovati bo'ladi, mehr oqibat bo'ladi, ibodat bo'ladi, rahim shafqat bo'ladi. Agar shunday bo'lsa, o'zi hayot to'lib yotibdi mashaqqatga. Ko'chaga chiqdingiz, mashaqqat. Mehnat, musibat, qiyinchilik. Agar oilangizda mana shu islomiy, iymoniy muhit bo'ladigan bo'lsa, ko'chadagi mushkulalarchi uyga kirganda yechilib ketadi hammasi. Hayotda mashaqqat mushkula ko'p. Ama bitta narsa bor, agar insonda shu narsa bo'lsa, ularni yengishligi oson bo'ladi. Uydagi xotirjamlik, sakina. Uyda qadr-qimmatni ko'rishlik. Mana shu narsalar insonni mashaqqatlarni yengishligiga yordam beradi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Diqqat qilinglar da Alloh taolo nima uchun bizga oilalarni berdi? Nima uchun bizga juftlarni berdi? Hikmati nima edi? Uning oyatlaridan yana biri u zot sizlar hamdan bo'lishlaringiz uchun o'zlaringizdan juftlar yaratishi va o'rtalaringizda oshinolik va mehr muhabbat paydo qilishidir. Allohning oyatlaridan mo'jizalaridan. Albatta bunda fikr qiladigan qavm uchun oyat ibrat bordir. Demek inson uyga kirganda o'zini ayoli bilan oilasi bilan hamdan bo'lishlik kerak. Ham fikr bo'lishlik kerak. O'rtasida oshinolik, mehr muhabbat bo'lishlik kerak. Oiladan maqsad shu edi. Agar islomiy tarbiya bo'lsa oilada shu muhit bo'ladi. Musulmon ota, men o'tgan darsimizni birodarlar, tabiatni aynishi, fe'lni aynishi haqida dars qildik. Nima uchun bolalarning fe'li tabiati aynidi? Chunki bolalar ko'r-ko'rona g'ayri dinlarga taqlid qilishni boshladi. Haqiqiy musulmon ota nima qilish kerak? Bolasini tushunchalarini, bolasini qalbini, bolasini fikrini haqiqiy qahramonlar bilan, haqiqiy ibrat bo'ladigan odamlar bilan, kumirlar bilan to'ldirishni kerak. Sportchi, qo'shiqchi, aktyorlar bilan emas. Birodar, agar sen farzandingni qalbini mana shunday bir haqiqiy ibrat bo'lish kerakligan odamlar bilan kallasini, qalbini to'ldirmasang, ishonaver, boshqa yerdan to'ldirib oladi. Payg'ambarlarni gapirib ber. Mana kim ibrat bizga? Sahobalarni gapirib ber, tobiinlarni gapirib ber. Bular bo'lgan odamlar, real odamlar. Senga televizorni ko'rsatayotgan bari soxta, yolg'on. Agar sen bermasang shuni, birodar, bo'ling albatta narigilarni o'ziga ibrat qilib oladi. Payg'ambarimiz aytganlar: "Laysa minna man tashabbaha bi g'oyrina, wala tashabbahu bil yahud, wala bin nasara." O'zini boshqalarga o'xshatganlar bizdan emas, dedi payg'ambarimiz. Diqqat qilinglar. O'zini boshqalarga o'xshatganlar bizdan emas. Ona futbolchiga o'xshab yurishlik bizdan emas. Ona aktyorga o'xshab yurishlik bizdan emas. Musulmon emas u, deydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Yahudilarga ham o'xshamanglar, nasoralarga ham o'xshamanglar. Rasulullohning hadisi va'id bizga. Yahudga ham o'xshama, nasoraga ham o'xshama. Kim o'zini boshqalarga o'xshatsa bizdan emas, deyapti. Boshqa hadisda aytadilar: "Man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum." Kim o'zini bir qavmga o'xshatsa, bas u o'shalardan. Bas u o'shalardan. Kimga o'xshatyapti bolangiz o'zingizni? Siz o'zingizni kimga o'xshatyapsiz? Kiyinishingizda, yurishingizda, turishingizda. Musulmon ota o'zini farzandini qalbidan g'ayri dinlarga o'xshashlik rag'batini olib tashlash kerak. Qaytarib aytamiz. Musulmon ota o'zini farzandini qalbidan g'ayri dinlarga o'xshashlikka bo'lgan rag'batni olib tashlashligi kerak. Qo'lingizdan keladimi shu narsani? Qo'lingizdan kelsa borasizniki bo'ladi. Illo ularniki bo'ladi. Bu ko'r-ko'rona taqlidni yo'q qilishlik kerak.
Fozil axloq, go'zal axloq insonni tabiatini aynishdan to'sadi. Bu mavzuga tegishli eng muhim hadisimiz qaysi edi? Payg'ambarimiz aytgandilar, Imom Termiziydan Huzayfa roziyallohu anhu rivoyat qilingan, "La takunu immatan taquluna in ahsana an-nas ahsanna." Immo bo'lmanglar dedi payg'ambarimiz. Odamlar yaxshilik qilsa yaxshilik qilamiz, yomonlik qilsa yomonlik qilamiz deydigan immo bo'lmanglar dedi. Odamlar nima qilsa qilib ketavermanglar. U odamlar nima qilsa qilib ketaveradigan odamni o'zini hayotda tutgan yo'li yo'q. O'zini tanlagan bir yo'li yo'q. O'shuning uchun kim nima qilsa qilib ketaveradi shu narsani. Ha, g'ayri dinlarda ilm ma'rifatdagi, saqofatdagi yutuqlarni olamiz, ilm ma'rifatini olamiz, lekin turmush tarzini emas. Adiblardan biri aytganidek, har bir xalq ummatning saqofati asalga o'xshaydi. Uzoq yillar davomida to'plagan ilmiy tajribasi asalga o'xshaydi. Uni olamiz. G'ayri dinlardagi ekan deb turlar, uni tark qilmaymiz. Foydasi bormi bizga? Dinimizda man qilinmaganmi? Ilm saqofatini olamiz, turmush tarzini emas. Shuning uchun birodarlar, tug'ilgan kunlar, mana yaqin qoldi, yangi yillar, Valentin kunlar, yana qanday kunlar bor? Musulmonlarga yarashmaydi bu narsa. Diqqat qilib, musulmonlarga yarashmaydi, qolganlar qilaversin. Nimasi yomon? Biz hammaga yomon demayapmiz, biz musulmonga bo'lmaydi deyapmiz xolos. Bolani tabiatini aynishiga sabab bo'ladigan ishlardan yana bittasi bolani ortiqcha taltaytirib yuborishlik. Nimani xohlasa muhayyo qilib berishlik. Huzur halovatga o'rgatib qo'yishlik. Mana shu narsa bolani tarbiyasini buzadigan ishlardir. Nima desa bor. Nima desa bor. Nansa ko'yini cho'hmasin. Endi Xudoim bergan shularga sarflashim kerak edi deydi, isrofga sarf qilib beradi. Qarab turinglar. Xalifalarda hayotdan bir ajib qissa. Bolangiz beadabligi uchun kalta yeb keldi. Bunni sindi. Beadabligi uchun, tarbiyasi yo'qligi uchun. Uni bunnini kim sindirdi? Siz sindirdingiz. Agar tarbiya berganingizda shu behayolik qilmaydigan qilib tarbiya qilganingizda birov urmas edi uni. Uni bunniga kim urdi? Diqqat qilib turinglar. Xalifalarning hayotidan bir chuqur ma'noga dalolat qiladigan bir qissa. Xalifa Umaviylarning xalifalaridan Muaviya ibn Abu Sufyon roziyallohu anhu xalifa edi. Nihoyatda zaki, xushyor odamlardan edi. Ikkita odam garra o'ynashdi. Muaviya halimlik qiladimi yoki jahl qiladimi? Bir kichkina bolaga o'rgatishdi. Xalifa minbarga chiqib ketayotganda haliginga qarab ko'zingni qisib qo'ydi. Kichkina bola. Xalifa minbarga yo'talib ketayotganda ko'zi shu bolaga tushib qoladi, hali bola ko'zini qisib qo'ydi. Bu yaxshi narsa emas bu. Bu xunuk narsa. Xalifa bu kishi. Muaviya ibn Abu Sufyon xushyor odam edi. Kimdir o'rgatib shekilli bunga dedi-da, indamay qo'yaverdi. Indamay qo'yaverdi. Oradan vaqt o'tdi. Shu yigit keyinchalik keyin kelgan boshqa xalifa ham minbarga chiqib ketayotganda yana bir marta ko'zini qisdi. Bu xalifa bo'ynini uzishga buyurdi. Odamlar aytishdi. Bu bolani keyingi xalifa qatl qilmadi. Muaviyani halimligiga qatl qildi deyishdi. Xulosani o'zingizlar chiqaraveringlar. Siz bolangizni shunaqa bir injiq, taltaygan, erkalangan, hamma yo'q muhayyo qilingan tarbiya qilib qo'ydi shunday qilib, bu bola ko'chaga chiqib, hayotda qo'shilib, odamlar bilan jamiyatda yashashligi nihoyatda qiyin bo'ladi. Qoqiladi, so'qiladi, jamiyatdan ajrab qoladi odamlardan. Kalta yeydi, surilib qoladi. Buni ko'chadagilar urgani yo'q. Siz bolangizni ko'chadagilar urgani yo'q. Ko'chadagilar so'kkani yo'q. Ko'chadagilar ajratib qo'ygani yo'q. Kim ajratdi buni? Siz ajratdingiz. Ixshawshanu fa inna ni'ma la tadum. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Soddaroq bo'lishlikka ko'nikinglar, o'rganinglar. Yeyishda, kiyishda, turmush tarzida to'poriroq bo'linglar bizning tilda. Borini ye, borini kiyib ketaveradigan bo'linglar. Chunki ne'matlar doim bir xil bo'la olmaydi." Qizlarini erkalatgan badavlat akalar, og'zidan chiqqan narsasini muhayyo qilgan puldor akalar, qizingiz ulg'oyadi shu kengchilikda, shu erkalatishlikda,
Balog'at ketadi, xaridor keladi. Siz bilmaysiz kimga berishingizni. Taqdir. Qo'li kaltaroq bo'lgan odamni qizga qo'liga berasiz. Sizni yuzda ko'rib taltayishlik, sizga yuzdagi kengchilikni topa olmaydi. Natijada nima bo'ladi? Turmushlar buzilib ketadi. İmam bo'lganimiz bois, birodarlar, bu narsalarga ko'p guvoh bo'lamiz. Kuyov bolani to'g'atmabdi deydi. Kuyov bolani uydagi sharoit otasiniki deydi qamasi ekan. Qulayliklarni qilib bera olmabdi. O'zi asosiy narsa shu, lekin boshqa bir narsalar ro'kach qilinadida qizini taltaytirib yuborgan puldor akalar qizlarini uyini o'zlari buzib qo'yishdi. Ixshavshanu fa inna ni'mala tadum. O'zingizlarni yeyish ichishda, kiyim kechakda soddaroq, to'porroq bo'lishga o'rgatinglar. Zero ne'matlar doim bir xil bo'lavermaydi. Demak, bugun biz yana farzandlarni tabiatini aynishiga sabab bo'ladigan ayrim narsalarni ko'rib chiqqan bo'ldik. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabrit ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.